Sizin konunuza geçmeden önce şimdi Burdur'a gidiyoruz. Burdur'da Emine Demir, 1,5 yaşındaki oğlu baba tarafından kaçırılıyor ve göstermiyordu. Emine de bugün kayınpederi, kayınvalidesinin yaşadığı evde olacak. Önce hatırlatmamız. Çocuğu koynunda, göğsünde olmayan bir anne. Mustafa Bey çocuğu arabayla aldı, kaçırdı, götürdü. 2 yıllık bir evlilik. Dünyaya gelen 1,5 yaşında bir evlat var. 6 Nisan tarihinde tam 3. defa baba tarafından çocuk sizden kaçırılıyor. Boşanma davanıza devam ediyor. Tabii. Aramızdaki sorunlar sadece ev içindeki şiddet, hakaretten dolayıydı. Başka bir problemimiz de yoktu zaten. Daha ne olsun? Mustafa Demir telefon attı. Mustafa Bey. Anlatmalı olarak boşanalım. Çocuğumun 12-13 gün bende kalsın. 17-18 gün anne. Anlatmalı boşanma protokolümüzde bunu belirtelim. Zaten belaya taktı anne de. Siz niye görüş günlerine uymuyorsunuz da şu anda çocuk sizde? Niye anneye teslim etmiyorsunuz çocuğu? Daha küçücük bir bebek. Anne sevgisine muhtaç olduğunu sen de biliyorsun. Çocuğumuzu bu konuda eziyet ettirmeyelim. Madem istiyorsun gel buraya. Anlaşmalı ilk boşanalım ama çocuğumu bana getir. Mustafa Demir sen bu çocuğun babasısın. Sen bu çocuğu ayda 2 kere sadece sabah 9'dan akşam 18'e kadar görebilirsin diyor. Sen mahkemenin verdiği kararı tanımıyorsun. Kanunu da kuralı da çiğneyen sensin. Mustafa Beyciğim çocuğu anneye teslim eder misiniz? Etmeyeceğim. Bilmiyorum zaten. Çocuğu verecek misiniz anneye? Ben anneyi yarın göndermek istiyorum size. Anne gelsin buraya yarın. Çocuğu anneye teslim edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Biz yarın geliyoruz anneyle çocuğu almaya. Bu konudaki tavrınızı ve iyi niyetinizi göreceğim, tamam mı? Şimdi şaşırtıcı bir tablo var karşınızda. Emine ne yapıyor? Emine şu anda boşanma sürecinde olduğu eşi Mustafa ve kayınpederi Ali İhsan Bey ile beraber onların evinde. Özkan da orada. Emine çocuğunu almaya gitti. Gerisini Özkan aktaracak. Özkan? Evet Esra Hanım, şu anda Burdur Söğüt kasabasındayız. Ali İhsan Bey bizi bir eve davet etti. Yanımda sizleriniz gibi Mustafa Demir de yanımda ve solumda da Emine var. Ama biz şu anda çocuğu almadık. İkisinin de yani aslında Mustafa'nın talepleri vardı Emine Hanım'dan. Bunları canlı yayında hem konuşmak ve bir uzlaşmak yolu arıyorlardı. Ali İhsan Bey de bu konuda evet biz çocuğu vermek istiyoruz ama biz de çocuğumuzu görmek istiyoruz. Bizim de görüş günlerimizi bir uygun bir hale getirmek, bir protokol yaparsak biz çocuğu teslim edeceğiz demişti bana Mustafa. Ama en azından Mustafa Bey hoş geldiniz canlı yayına. Ali İhsan Bey siz de hoş geldiniz canlı yayına. Anne çocuğunu bugün içerisinde gördü herhalde. Yani bir kokladı, bir öptü, ne bileyim. Çocuk nerede Mustafa Bey? Hayır İslam, biz çocuğu göre... Merhabalar Esra Hanım, iyi günler dilerim, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çocuk şu anda halen bendedir. Dün de görüştük. Sağ olsun Özkan Bey bizimle aramıza girdi. Sizin de selamlarınızı söyledi. Biz eşimle beraber bir uzlaşma yolu, orta yol bulundu. Tabii ki hiçbir zamana ait dört yanlış bir doğruyu götürmez. Bu konuda eşim de haklıdır. Çocuğunun yanında olması gereklidir. Ama benim de şahsi münasebet tesisimin daha biraz daha fazla düzenlenip çocuğumla biraz daha fazla vakit geçirebilmek adına bir orta yol bulundu. Siz bu konuda öncülük ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben eşimden talebim şuydu. Hiç olmazsa dedim ayda belirlediğimiz bir hafta, bu birinci hafta olur, iki, üç, dört fark etmez, bir hafta çocuğumu ben icra olmaksızın, icrasız bir şekilde teslim alıp, icrasız bir şekilde teslim edeceğime ve aynı zamanda bu protokole riayet etmezsem, zamanında 5 dakika dahi geç getirirsem, bundan sonraki şahsi münasebet tesislerimin tamamen kısıtlanacak olduğuna dair ben taahhüt ederim. Yani benim şimdilik talebim, sadece tek talebim budur. Başka da bir talebim yoktur. Bize bu konuda öncülük ettiğiniz için teşekkür ederim. Senin eşinden en büyük isteğin ya ben bu çocuğu normal bir ebeveyn baba gibi eminim. İcrasız alayım.
Sen benden icrasız al, bir de orta yolu, doğru yolu bulalım ve çocuğumuzu o şekilde büyütelim mi? Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Zaten şöyle bu durum Esra Hanım. Yani çocuk icralarında yatırılan paranın maddi anlamdaki para, o parayı biz çocuğumuzun geleceği için harcasak, çocuğumuza bir gelecek sunsak, bu çok daha iyi olacaktır. Ayrıca icra memurları, sosyal hizmet uzmanlarının elinde çocuk verilirken, daha önce haberlerde de gördük, ağlıyor, ağlayarak gidiyor geliyor. Biz annesiyiz, babasıyız, ömür boyu annelik babalık devredilemez. Velayeti daha önce de olduğu gibi eşimde kalıyor, eşimde kalsın. Velayet hakkı, annelik babalık hakkı Mustafa ömür Bey, boyu ya, devredilemez. Araya gireceğim. Ya, en azından bu dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi. Her geçen gün birazcık daha yumuşatıcı buluyorum. Buyurun. Bu tavrınız da iyi de şu var, biz şu anda size icra marifetiyle, anne size icra marifetiyle şu an gelebilirdi değil mi? Çünkü çocuğu şu anda saklayan, anneden kaçıran, mahkemenin kararını yerine getirmeyen, buna muhalefet eden sizsiniz baba olarak. Şu anda ortamı yaratan kişi siz değil misiniz? Çocuk 6 Nisan evet. tarihinden beri sizde. Şu anda anne ya, size elbette, icra... Bakın Esra Hanım. Anne Esra şu anda Hanım. Size icra marifetiyle Esra gelmiş Hanım. Olsaydı sizin için de anne için de yıpratıcı bir süreçti değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bakın Esra Hanım, ben zaten konuşmamın başında da söyledim. Alo. Dinliyorum sizi. Esra Hanım, ben zaten konuşmamın başında da söyledim zaten. Ben hani iki yanlış bir doğru etmez. Eşim de aynı yanlışı yaptı. Ben de aynı yanlışı yaptım. Biz bunun farkındayız. Bu icra olaylarının oğlumuzu bir taşınmaz malmış gibi görmenin bir alemi yok. Biz gayet medeni insanlarız. Bunun eşimin mesleğiyle veya benim mesleğimle bir alakası yoktur. Biz tamamen annelik, baba olarak ben buradayım. Eşim yaptığınız de bir anne olarak meslek, burada. Okuduğunuz biz, okullar sizi... Ben şundan eminim. Sizi daha farklı bilinçlendiriyor ve bir adım öne çıkartıyor. Siz bir hareket, toplum içerisinde bir harekette bulunurken... Tabii ki, elbette, eğitimci elbette, kimliğinizi hani düşünerek bu harekette bulunuyor olmanız lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Bunun aksi şekilde davranıyorsunuz. Bir çocuk psikolojisini en iyi bilen kişi sizsiniz. Şimdi Esra Hanım, bakın ben daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Ben çocuk pedagojisini tamamen okumuş, yutmuş bir insanım. Zaten hani bu sürecin bu şekilde tatsız bir sonuç olmasını ben de istemezdim. Elbette ki bunun şu anda tatlıya bağlanıyor olmasından dolayı ben de mutluyum. Ben şundan da eminim. Eşimin biz düzenli olarak 3-5 defa birbirimize alıp verdiğimiz zaman birbirimize tolerans tanıyacak olduğumuzu, artık hani bunun tamamen oturduğunu biz de göreceğiz zaten. Ben bu konuda da eşime güveniyorum. Bir problem olmayacak. Eşinizin size olmayacak güvenmesi olduğunu. Lazım. Her seferinde ben kendimi de eşime güvendirebilmek adına. Hayır, her seferinde çocuğu tabii kaçıran. Tabii ki, tabii ki. Elbette, elbette. Ben zaten saklayan sizsiniz. Mesela bugün anne kalkıp sizin bulunduğunuz yere kadar geldi. İcrasız geldi. Sizle konuşmak ve çocuğu almak için. Şu anda çocuk o evin içinde mi? Sizin eviniz mi? Çocuğun yaşadığı ev, bakıldığı ev. Hayır, hayır. Çocuk şu an nerede çocuk? Emine? Esra Hanım, zaten çocuğun bakıldığı ve bulunduğu evde değiliz biz. Neredesiniz? Biz... Çocuk nerede? Esra Hanım, çocuk nerede bilmiyorum ama keşke Mustafa, ben buraya bütün milyonların önüne çıkmadan bu şekilde anlaşıp da böyle yapsaydı zaten hiçbir şekilde sorunumuz olmayacaktı. İkimizin de bir görevi var. Ben çalışmak zorundayım, o da çalışmak zorunda. Ama iki defa doğru getirir, üçüncüsü yoktur. İcrasız diyor. Zaten ben icrasız vermeye razı geldim. İcra zaten kendisi yaptı bunu. Ya bir defa korkusuz getirtmedi. O çocuğu içime korku hep işletti. Mustafa çocuğu getireceğim mi? Mustafa çocuğu getireceğim mi? Görüş günlerinde gelsin, icrasız alsın, götürsün çocuğu, zamanında teslim etsin. Eğer ben bir defa etmezsem o da çıksın, hakkını arasın. İnan o zaman alınsın benden, ben yanlış riayet ediyor olayım, alınsın. Ama keşke burada konuştuğu gibi olsaydı Mustafa. Ben bunu çok istiyordum. Peki Mustafa'ya güveniyor musun bu saatten sonra?
Mustafa Bey, yani eşiniz o güveni size veriyor şu mu? Şu an çocuğumu kucağıma getirirse Esra abla, evet güveniyorum. Mustafa Bey. Çocuğumu istiyorum. Bugün çocuğuma kavuşmak istiyorum artık. Verecek misin çocuğumu? Esra Hanım. Dinliyorum. Ses alıyorum ses, tamam. Esra Hanım, ben zaten şu an çocuğun bulunduğu yerde değiliz. Çocuk nerede ben, Mustafa Bey? Biz dün niye eşimle orada anlaştığımızı değil? Ümit ediyordum. Çocuk Esra Hanım, ben daha önce de söyledim. Dünkü sizin şu andaki bizim yayını yapan ekip arkadaşlarımıza da söyledim. Hayır, çocuk nerede? Bakın. Bizim protokolümüz düzenlendikten sonra... Ya ne protokolü Mustafa Bey? İyi niyetten, sözden çocuk bahsediyorsunuz. Çocuk benim yanımda. Hala şart koşuyorsun. Sizin bir kere bak... ay aman, aradaki anlaşmamız olmasın. Bakın. Yani böyle bir protokole ihtiyacınız yok. Siz... şu anda zaten mahkemede sizin çocuğun hangi günlerde göreceğiniz belirlendi mi? Belirlendi. Sizin o kurallara uyuyor olmanız gerekmiyor mu? Ama siz bunun dışında Emine Esra ile Hanım, bakın, o kurallar belirlendi ama size... biz sorumlu bir anne baba olarak davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Bir daha sana bunları yaşatmayacağım Emine demeniz yeterli. Güvene dayalı olması lazım ilişkinizin. Hala protokol i̇şte diyorsun. Ben de zaten bunları Esra Hanım ben de zaten. Ama güvene dayalı protokolle bir ilişkiniz var bizim. Mustafa Esra Bey, Hanım, ya ben bir mahkeme kararının ki, haricinde hangi protokol diyorum, olabilir ya? Eğer, al sana, mahkeme kararında var. Senin çocuğu göreceğin günler belirlenmiş. Onun dışında da zaten birbirinize göstereceğinize, bir sıkıntı yaşamayacağınıza söz veriyorsunuz. Sen mahkemenin kararına uymuyorsun ki hala protokol diyorsun. Yapma Mustafa ya.